Aziz ve muhterem izleyicilerimiz, Bakırköy Türk Ocağı olarak pandemiden önce yemekli etkinliklerimize korona hastalığı nedeniyle yaklaşık bir senedir ara vermek zorunda kaldık. Ancak Türk Ocağı için pes etmek, boş vermek, faaliyetleri durdurmak şiarımız haricidir. Dolayısıyla günümüz teknolojisinin sunduğu imkanları değerlendirerek ocağımızın gayesi olan Türk kültürünü tüm yönleriyle öncelikle kendi insanlarımıza ve daha sonra beynel millet uluslara sunacağımızın bilinmesini arz ederim. Şimdi tüm dünyanın bir numaralı sorunu olan korona hastalığı konusunda enfeksiyon uzmanı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Fehmi Tabak hocamızın günümüz ve geleceğe yönelik açıklamalarını izleyeceğiz. Saygılarımı sunuyorum. Evet, Sayın Başkan, öncelikle davetlerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, ben kısaca şu son bir yılı özetlemeye çalışacağım. Bazı yerlerde haddimi aşabilirim ama daha sonra zaman kalırsa da beraberce sorularına devam edebiliriz. Şimdi COVID salgını dünyadaki ilk salgın değildi, son da olmayacak. İşte yüzyıllardır, dünya kurulduğundan beri salgınlar devam etmekte. Mesela 1400'lü yıllarda Amasyalı bir tabip, Sabuncuzade Şerefettin Efendi'nin eserinde orada bir deneysel ilk tıp yazmalarından bir tanesi, bir salgın hastalık bölümünde şunları yazıyor. Eğer diyor bir salgın hastalık gerçekleştiği zaman bir bölgede ellerini güzelce yıka, kalabalığa girme, uzaktan selamlaş, iyi ye, iyi iç, hasta isen yat dışarı çıkma, dışarıda isen de yüzünü kapa gibi önerileri, tavsiyeleri var. Geçen yüzyılın salgınlarına baktığımız zaman 1918'de hep bahsedilen İspanyol gribi 50 milyon kişinin ölümüne yol açmış. Ondan sonra 57'de, 68'de iki farklı ama yine temelde grip salgınlarını görmekteyiz ki bunlardan 2009 bu senede 2009 yılında bir domuz gribi salgını oldu. HIV/AIDS dediğimiz hastalık da 1980'de başladı ve bugüne kadar 35 milyon kişinin ölümüne yol açmış durumda. 1918'de 50 milyon kişinin ölümüne neden olan çok benzer tabloları görmekteyiz. Maskeler, hastaları toplu olarak yatırmalar, işte orada valinin özellikle kiliseler, tiyatrolar, halkın gittiği, toplu gittiği yerleri kapatacağına dair notlar çok yabancı değil. Belki de bu salgının çok beni de etkileyen İspanyol ressam Juan Luceno'nun yaptığı tablo çok önemli. Ölen büyükler ve onlara veda edemeyen torunlar bu tabloda resmedilmiş. Bunu yorumsuz olarak geçiyorum. Ve bizim PubMed denilen bir sistemimiz vardır. Oradaki bütün yayınlar yer alır. Bizim internet ortamında çıkan bütün her şeyi takip etme şansımızı sağlayan bir sitedir bu. Ve inanılmaz bir şekilde bir yılda 100 bine yakın sadece COVID'le ilgili yayın söz konusu. Her şey COVID mi? Mesela baktığımız zaman yılda 1 milyondan fazla ölüme neden olan infeksiyon hastalıkları var. Tüberküloz, sıtma bildiğimiz, hepatit B ve C. Bunların tedavisi var, aşısı var. Ama yılda yine de 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olan bulaşıcı infeksiyon hastalıkları. HIV AIDS geçen yüzyılda başladı. Yine de yılda 800 bine yakın kayıplara neden olmakta. Bildiğimiz grip, iyi kötü bir tedavisi var. İşte aşısını her yıl yaptırıyoruz. O bile yılda 400 binden 600 bin civarında ölüme yol açıyor. Koronavirüsler yabancımız mı? Hayır. Bunlar solunum yolu infeksiyonlarına
soğuk algınlığı, grip, nezle gibi tablolara yol açan 6 virüs ailesinden bir tanesi. Bunun geriye doğru gidildiğinde çok çok öncelerde, İsa'dan önce 3300 yıl önceden beri koronavirüslerin dünyada olduğu hastalık oluşturduğu ve bu hastalık oluşturan koronavirüsler ilk olarak 2002'de bir mutasyon geçirerek SARS-CoV dediğimiz bir tabloya neden oldular. Akciğer tutması, öldürmesi önemli bir özelliğiydi. 2012 yılında Orta Doğu'da, burada da develerden, şimdi nasıl yarasalardan bir geçiş olduysa o zaman da develerden bir geçiş olan MERS-CoV oldu 2012'de. Aradan bir 8 sene geçti. Daha ciddi bir mutasyon. Şu anda yaşadığımız pandeminin sorumlusu olan SARS-CoV-2 ortaya çıktı. COVID-19, aslında COVID-20 desek daha iyi. Çünkü 2020'yi mahveden bir pandemiydi bu. Niye COVID-19? Aralığın son günü, 31 Aralık 2019'da ilk tanı koyuldu. COVID lafı nereden gelmekte? Koronavirüs hastalığının kısaltılmışı. Şimdi bugün itibariyle baktığımız zaman tanı koyulan, resmi tanı koyulan dünyada 108 milyonun üzerinde ve bu kişilerin de 2,5 milyonla yakınını öldürdüğünü biliyoruz. Mortalitenin %1 ile 2 arasında devam ettiği. Ülkemizde de 2,5 milyonun üzerinde tanı var. 27 binin üzerinde de ölüm olayı söz konusu. Çelebaşı olarak ve bütün hastaneler olarak, bütün dünyadaki her tarafta olduğu gibi işte bir pandemi yürütme kurulu, bilim kurulu oluşturuldu. Servisler ayrıldı. Sürekli toplantılarla salgını daha iyi bir nasıl yönetebiliriz toplantıları başladı. Veri tabanlarımızı oluşturduk ki ileriye dönük bu yaşanılan tablolarda nasıl dersler çıkarabiliriz? Bir PCR laboratuvarı 24 saat aktif olan bir PCR laboratuvarı kuruldu. Daha sonra işte aslında sağda solda duymuşsunuzdur, Cerrahpaşa bir şekilde öne çıktı. Ama sadece Cerrahpaşa değil, bütün özür dilerim, bütün hastaneler gerçekten çok ciddi bir şekilde infeksiyoncusu ve diğer branşlar bu işi üstlendiler. Bulaşma yolu, damlacık yolu, bunu geçelim. Ama önemli bir şey, biz virüsü burnumuzdan alıyoruz, ağız yoluyla atıyoruz. Onun için bu maskeler bir müddet daha bizlerle beraber gidecek. Ve bu hastalıkta özellikle 5-6 gün, yani virüsü aldıktan sonra 5-6 gün sonra hastalık tabloları ortaya çıkmakta ve ilk yakınmalardan sonra 10 gün içerisinde de yaklaşık bulaştırıcılık bitmekte. Değişik yakınmalar var. Gripte hep ateş vardır ama burada ateş daha düşük oranda. Daha çok solunum yoluna ait öksürük, nefes darlığı gibi, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları, baş ağrısı gibi bütün vücudu her tarafı ilgilendiren yakınmalar ortaya çıkmakta. Ama şunu da biliyoruz ki %50'nin üzerinde hiçbir belirti bulgu vermeden veyahut da çok hafif belirti ve bulgularından giden tablolarda söz konusu. İşte Çin'de ki 44 bin kişi üzerinde yapılan tablolarda kişileri yoğun bakıma düşüren tablo %5'ler civarında ve %80'de hafif olarak geçirmekte. Akciğeri harap etmekte esas korktuğumuz tablo, yoğun bakımlara yatış nedeni akciğerleri infiltre etmesi, tutması ve kişinin kendi başına solunumunu yapamaması durumu kişileri yoğun bakıma düşüren, hatta ölümüne neden olan tablolar. Tanı hızlı bir şekilde geliştirildi. O PCR dediğimiz bir yöntemle ağızdan ve burundan alınan bir tetkik sonucunda tanılar koyulmaya başlandı. Daha sonra hastalığa karşı koruyucu antikorlar, ölçen testler geliştirildi. Bugünlerde çok revaçta.
Ve tanıyı da işte bu PCR'dan bir akciğer, tipik akciğer tutulumuyla koymaya başladık. Şunu gördük, bütün dünyada gördüğü tablolardan bir tanesi. Yaş ilerledikçe ve altta yatan hastalıklar, diyabet gibi, kalp yetersizliği gibi, kronik bronşit gibi tablolar varsa kişileri daha fazla öldürdüğünü gözlemledik. Maalesef bakın 100 bine yakın yayın olduğunu söyledim. Şu anda dört dörtlük verdiğimiz zaman kişileri yoğun bakımdan ve ölümden kurtaracak herhangi bir tedavi maalesef yok. Biraz klinik seyri azaltacak, yakılmaların şiddetini azaltacak. İşte Sağlık Bakanlığı'nın da her hastaya verdiği favipiravir gibi bir antiviral ajan söz konusu. Bazen bağışıklık sistemini bastırmak zorunda kalıyoruz özellikle 7-10 gün sonra. Ve işte ne bileyim çok tartışması oldu. Kelle paçanın da tedavi ve korunmadaki rolde halen tartışanlar var. Şöyle bir kliniği var. Başlangıç dönemi aynı grip gibi ateş, öksürük, kas ağrıları. Ama kişiyi bunlarda bir problem yok. İyi kötü bunlar tolere ediliyor. Değişik ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor. Ama şu ikinci döneme yani 7. günden sonra immün sistem yani bağışıklık sistemimiz akciğere abartılı bir şekilde bazı hastalarda saldırarak solunum yetersizliğine neden olan bir tabloya girmekte. İşte bu dönemde de daha çok kişinin bağışıklık sistemini bu kontrolsüz saldırısını önlemek için duymuşsunuzdur kortizon ve diğer bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları kullanıyoruz. Virüs hücre içine girdikten sonra çoğalmasını engelleyecek ilaçları işte o favipiravir denilen bakanlığın gönderdiği ilaçları kullanıyoruz. Birçok sistemi tutmakta ve özellikle damar içi pıhtılaşmalarına neden olabilmekte. Onun için de hastalara hele de belli bir yaşın üzerindeki hastalarımıza kanı sulandıran ilaçlar veriyoruz. Tabii ki burada korunma çok önemli. Aşı çalışmaları devam etmekte. Birazdan sonuçlarını vereceğim. Çok önemli bir yere geldi aşılar. Maske halen kullanıyoruz. Bu sene de kullanmaya devam edeceğiz. El hijyeni çok önemli. Sosyal mesafe çok önemli. Ve mümkünse hastalığın durumuna göre bir bölgede belli kısıtlamalarla evde kalmak, daha az kişiyle temas, daha az zaman geçirmek başkalarıyla ve dışarılarda açık havada bir problem olmamakla beraber kapalı. Dün bir nedenden Esenler'e gittim. Esenler Meydanı ana baba günüydü. Yani inanılmaz bir kalabalık vardı. Şimdi salgın sırasında işte bugünlerin en güncel olayı virüse ait bir değişim olabilir mi? Yani bir mutasyon dediğimiz virüsteki yapıların ufak tefek bir değişiklikle aynı virüs ama oluşan antikorları tanıyamayacak bir hale gelmesi şeklinde bir dönüşüm olabilir mi? Evet, bu viral enfeksiyonlarda hele de bu kadar yaygın bir viral enfeksiyonda olması gereken bir şey. Yani olmaması mümkün değil. Ama sevindirici tarafı mesela gripte her yıl değişimler olur. Burada bakın bir yıl içerisinde dünyayı kasıp kavurdu. Ama yine de oluşan mutasyonlar çok önemli mutasyonlar değil. Yani daha kötü seyreden mutasyonlar değil. Daha bulaşıcı ama klinik olarak daha kötü değil. Şimdi üç tane özellikle İngiltere'den duymuşsunuzdur. Güney Afrika'dan, Brezilya'dan. Özellikle bu Güney Afrika ve Brezilya'daki oluşan değişiklik belki aşıları etkileyebilir. Daha bu konuda da herhangi bir bilgi yok elimizde. Şimdi böyle bir tabloda aşı. Niye aşı? Aşı oyun değiştirici bir özelliği var. Niçin aşılanıyoruz? Niçin aşılanmalıyız? Mesela hep bahsedilen bir sürü bağışıklığı denilen bir şey vardır bu salgınlarda. Kendi haline bıraktığımız zaman toplumun %50-60'ı
yeterli antikor seviyesine ulaşırsa salgın kontrol altına alınabilir. Bu ne kadar sürer? 10 yılın üzerinde. İşte aşılar bu olayı 2 ile 3 yıla kadar indirmekte. Pandeminin önlenmesi açısından çok önemli. Biliyoruz aşıları. Mesela çiçek hepimizin kolunda bir izi vardır çiçek aşısının. Ama artık yapılmıyor yeni doğanlara. 1976'da aşılar sayesinde eledik oldu. Çocuk felci. Eledik, yani bitmek üzere dünyada. Kızamık, hepatit AB kontrol altına alınmaya başladı. Ve aşılandığınız zaman siz ev halkına da özellikle immünitesi düşük olan yaşlılarımıza, bebeklere, ev halkına da virüsü getiremeyebiliyorsunuz. Şimdi bakın burada 15 Şubat itibarıyla 240'ın üzerinde aşı çalışılmakta. Şu da bir gerçek, aşılar normalde faz çalışmalar dediğimiz aşamalardan geçmekte ve 5 ile 12 yıl sürer idi bir aşının geliştirilmesi. Tabii mecburiyetten teknolojilerin de artık daha iyi olması ve gönüllerin fazla olması nedeniyle hızlı bir şekilde bir yıl daha dolmadan aşılar kullanıma girdi. 240'ın üzerinde aşı çalışılmakta. 84 tane aşı adayı artık faz 1, faz 2, faz 3 dediğimiz insanlara yapılmakta. Biten çalışmalar var, devam eden çalışmalar var. 6 aşı adayı sınırlı kullanım onayı aldı. 4 aşı var artık dünyada. 2 tanesi Çin'in inaktif aşıları. Diğer de çok iyi duyduğumuz, bildiğimiz işte Almanya'nın ve Amerika'nın mRNA aşıları. AstraZeneca'nın Rusya'yla da ortaklığı devam ediyor. Bir aşısı acil kullanım onayı aldı. Şimdi aşılar önce laboratuvarda bir çalışılmaya başlanır. Daha sonra çok az sayıda, faz 1 dediğimiz çok az sayıda kişi üzerinde güvenli mi doz çalışmaları yapılır bir de. Eğer oradaki veriler iyiyse ikinci faza geçilir, yüzlerce kişi üzerinde çalışılır. Burada asıl yan etkileri ve etkinliği test edilir. Artık faz 3'e geçtikten sonra hep duyduğumuz faz 3, faz 3, faz 3 burada bütün dünyada belki on binlerce kişi çalışmaya alınır. Daha nadir yan etkiler var mı onlar ortaya çıkar. Faz 2'deki bu etkinlik %90'larda acaba faz 3'te de aynı mı? O test edilir. Amerika'daki bu işlerden uğraşan merkez %50'lik bir etkinliğin yeterli olacağını, onay vereceğini bildirmişti. Ama bugün gördük ki birçok aşılar %90'lar civarında bir etkinlik söz konusu. Şimdi şuraya gelelim. Aşılar ve immün sistem virüs de girse, aşıdaki o virüse ait yapı da girse hepsinde aynı cevabı vermekte. Önce alıp işlemekte bu virüsü. Daha sonra virüsün antikor oluşturan, koruyucu antikor oluşturan bölgesine karşı vücut, immün sistem, bağışıklık sistemimiz antikor dediğimiz koruyucu maddeleri yapmakta. Çok değişik aşılar var. Bunlardan bir tanesi şu anda ülkemizde yapılan inaktive aşılar. Bir diğeri bir virüsle beraber, adenovirüslerle beraber vücuda gönderilen aşılar. İşte bu İngiltere'nin ve Rusya'nın birlikte yaptığı aşı bunlar. Yeni bir teknoloji, messenger RNA aşıları. Hepsinde de amaç aynı. Şu virüsün dikenimsi çıkıntılarına karşı antikor oluşturmak. Çok yeni bir teknoloji, virüsün genetik elemanı, RNA'ları alınıyor. Ve bunlar hiçbir şekilde çekirdeğe girmediği için kendi kromozom yapımızı, DNA'mızı değiştirecek bir özelliğe sahip değil. Sistem çok basit. O RNA, bütün işleri planlayan RNA'nın sadece o virüsün yüzeyindeki dikenimsi çıkıntı proteinlerini
kodlayan bir bölümünü kesip bize aşı olarak yapıyorlar. Daha sonra o bölge sürekli o dikenimsi çıkıntıları üreterek immün sistemin ona karşı koruyucu antikorlar yapmasını sağlıyor. Şimdi buraları biraz hızlı geçeceğim. Görüldü ki işte bu messenger RNA aşıları Amerika'nın da olsun, Moderna'nın, bizim Türk hocaların başında olduğu BioNTech'in Pfizer'le birlikte yürüttüğü aşıda da %90'ların üzerinde etkinlik sağlanmış durumda. Bu etkinlik de şu şekilde belli bir dönem belli bir sayı hesaplanıyor. Diyelim ki 100 vaka. Bu 100 vaka COVID geçirdikten sonra aşılandıktan sonra bir gruba aşı olmayan bir placebo dediğimiz bir madde yapılıyor. Diğerine gerçek aşı yapılıyor. Eğer bu COVID olanların büyük çoğunluğu placebo almışsa aşı etkin olarak kabul ediliyor. Bu alma oranlarına göre de aşının etkinliği ortaya çıkartılıyor. Ve bunların yan etkilerinin çok az olduğu görüldü. Mesela Amerikan modern aşıları Avrupa'da, Amerika ve Kanada'da yapılmakta ve İsrail'de kullanılmakta. Pfizer aşıları etkinlik %95 BioNTech'in. Gururumuz herhalde bu seneki Nobel'de de en büyük adaylar, çok yeni bir teknoloji. Ve biz de aynı aşıları bir merkez olarak Cerrahpaşa'da uyguladık. 60 kişi aldık. Çok başarılı oldu. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadık. 18 ile 85 yaş arasına uyguladık. 2 aşı olarak yaptık ve bunların halen devam etmekte. 2 yıla kadar devam edeceğiz ama ilk etkinlik verileri açıklandı. Gayet başarılı bir aşı. Yan etkileri tolere edilebilecek aşılar. Çok ciddi yan etkiler yok. Ölüm hiç yok neredeyse. Hiç yok ölüm bu aşılarda. Bugüne kadar birazdan daha büyük rakamları da göstermiş olacağım. Pfizer'de işte Güney Amerika, ondan sonra Arap ülkelerinde, Avrupa'da, Avustralya'da şu anda aktif bir şekilde aşılamalar kullanılmakta. Viral vektör aşıları bunlar, Rusya ve İngiltere'deki AstraZeneca Oxford Üniversitesi'nin ortaklaşa yaptığı aşılar. O da dünyanın değişik yerlerinde pazarlamaya başlandı. Biraz daha ucuz aşılar bunlar. Etkinliği iyi. Biraz düşük olmakla beraber %70'lerin üzerinde. Bizim aşı, yani şu anda uygulamakta olduğumuz aşı inaktif aşı. İnaktif aşıdaki mekanizma da virüs çoğaltılıyor. Daha sonra ısıyla veyahut da değişik kimyasal maddelerle vücut içinde çoğalması engelleniyor. Aynı siz normal canlı bir virüsü almış gibi immün sistemimiz, bağışıklık sistemimiz ona karşı antikor oluşturuyor. Biz de Türkiye'de bu çalışmaya girdi. Faz 3 özellikle Brezilya vardı. Bir de Endonezya vardı. Ama gerçekten Türkiye veriler çok ciddi çalışıldı. 24 merkezde çalışıldı. Neredeyse 10 bin kişi aşılandı bu çalışmada. Etkinliği ilk veriler olarak %91 olarak açıklandı. İşte ben de gönüllü olmuştum. Hem çalışmacı hem gönüllü. Ama ilk placebo grubuna tesadüfen düşmüşüm. Ama daha sonra bu kodlar kırıldı, körlük bozuldu. Placebo olanlara gerçek aşılar verildi. Bu da dün aldım. Tabii çok sevindirici bir şey. Çünkü hastalarla iç içe olduğunuz zaman her zaman telaştasınız. Bir de hasta takip edip gözünüzün önünde, hele de son zamanlarda eşinizin, dostluğunuzu kaybettiğiniz zaman aşının antikor oluşturması önemli. Dün sonuçlarıma baktırdım. Gerçekten ciddi bir şekilde bu inaktif aşı antikor oluşturmuş. 420 hasta biz kendimiz yaptık. 4000 civarında da normal aşılama programında sağlık çalışanlarımıza
yaptık bu inaktif aşıları. Yan etkiler neredeyse yok kadar az. Çok rahat tolere edilebilecek yan etkiler. Ufak bir kolda ağrı, hafif bir ateş, kasarlar ama bir iki gün içinde geçip giden. Onun için yan etki profili çok çok iyi aşılar bunlar. Aşı etkinliği ilk bizde açıklanan %91 idi. Şimdi 7 COVID olanlar arttığı için yeni bir aşı etkinliğiyle ilgili ülkemizde yapılan çalışmanın sonuçları açıklanacak ama Çin hükümeti, Çin Sağlık Bakanlığı uygunluğunu verdi bu sonuçlarına. Bu aşılar aşağı yukarı $10 civarında maliyeti olan aşılar. İşte bu İngiltere'nin aşıları biraz daha ucuz aşılar. Etkinliği düşük olduğundan değil, teknolojik olarak çok rahat üretilebildiği için ucuz. Bu da bugün itibarıyla sabah saatlerinde aldığımız bir veri. Bakın Türkiye'de de 3 milyon 600 bin kişi aşılanmış durumda ve bu aşılamalar devam etmekte. Ve 429 bin kişinin ikinci dozu da dün itibariyle bu hafta başlandı yapılmaya ve hızlı bir şekilde gitmekte. Peki aşıdan umutlu olmalı mıyız? Evet, umutlu olmalıyız. Çünkü immün sistemimiz aynı mekanizmayla bu hastalığın üzerinden %98 geldiğine göre, hastaların büyük bir çoğunluğu %98-99'u iyileştiğine göre nasıl iyileşiyor? İmmün sistem antikorlarını oluşturuyor, iyileşiyor. Aşılar da aynı şeyi sağlayacak. Bütün aşı açısından önemli firmalar farklı yöntemlerle, farklı teknolojilerle aşılar üretmeye başladılar. Epeydir başladılar. Ve bir yıl dolmadan da çok hızlı bir şekilde aşılar kullanıma girdi. Peki aşı pandemiyi sonlandırmak için şart mı? Bu da tek kelimenin evet dememiz lazım. Alternatifi ya tek vakayı bile girmesini ülkenize engelleyeceksiniz. Veyahut da işte İngiltere'nin Boris ne yaptı? Başlangıçta çok yanlış bir karar verdiler. Sürü bağışıklığına doğru gitmeye çalıştılar. Sürünün başı da hasta oldu. Az daha yoğun bakımdan zor kendini kurtardı. Ondan sonra hemen vazgeçtiler. Ve Avrupa'da bir iki ülke de aynı şeyi yaptı. Bu yanlıştan dönüldü. Niçin ille de Çin aşısı? Hatırlarsınız Demirel Ecevit o 70-80'li yılların öncesinde ben 80 yılında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Malatya'dan geldim. Tam o olayların en yoğun döneminden sonra işte bir 12 Eylül darbesi oldu. O dönemleri hatırlarsınız. Ecevit Demirel'e devrediyor hükümet. Demirel Ecevit'e Ecevit devretti. Kısa dönem sonra Demirel'e her gün işte benzin niye yok, benzin niye yok? Demirel'in o meşhur sözü vardı da biz mi içtik dedi. İşte Çin aşısı da şu bir serbest piyasa var. Ülkeler değişik yerlerden alabilecekleri aşıları alıyorlar. Allah'tan Çin aşısından bir çalışmaları yaptığımız için bir bağlantı kuruldu, alındı. Ama duyduğumuz bakanlığın da ifadesi Pfizer'le de önemli bir anlaşma yapmışlar. Oradan da önemli bir şekilde aşılar gelmeye başlayacak. Benim tahminim bir sorun olmadan bu aşılama yaşlarda azalarak şimdi önümüzdeki bu günlerde yavaş yavaş işte öğretmenler, polisler, askerler, hasta altta yatan hastalığı olanlar yavaş yavaş bütün toplum aşılanmaya çalışacak. Mesela Ağustos aylarında bir aşıyla ilgili bir önemli bütün dünyada bir anket yapılmış. Bu ankette değişik şeyler var ama aşağı yukarı yan etkilerden dolayı endişeler var o dönemde. Artık oları aştık. Canlı virüsü aldığımız zaman, hastalık geçirdiğimiz zaman bakın tutmadığı sistem yok. Tutmadığı sistem yok. Sonuçta ne oluyor? %2 kaybediyoruz hastalarımızı. Bu aşıda böyle değil. Yani ufak tefek yan etkiler için hiç
konuşmak doğru değil. Bir de aşı mevcut olduğu zaman yaptırır mısınız? Evet, yaptırırım diyenler de %74'müş Ağustos ayında. Şurası %12'lik bir oran var ki bunlar aşı karşıtları. Yani ne olursa olsun ben yaptırmayacağım diyen bir grup. Bitiriyorum. Dünyada bakın ne dedim? 100 bin civarında hastalık geçiren var. Siz kapatıyorsanız ben kalırım, devam ederim yine. Sorun değil, benim internetim var. Bugüne kadar 150 milyon aşılanma oldu. Bakın çok kısa sürede hastalananların daha fazlası aşılandı. Ve Türkiye'de 3 milyona değeriyle Almanya ile neredeyse başa baş, 3.6'yı bulduk gibi başa baş devam ediyoruz. Bu çalışmalar devam edecek. Güvenli, özellikle bu mRNA aşılarının da anafilaksi ciddi alerjik olaylar 1 milyonda 4 ve 2 gibi gerçekleşmiş iki farklı aşıda. Siz 1 milyon kişi COVID olduğu zaman 20 bin kişisini kaybediyorsunuz. Onun için bence hiç şey etmemek lazım. Bulduğumuz aşıyı yaptırmamız lazım. Ben pandemi ve gelecek planlamalarla ilgili şeyler de hazırlamıştım ama evet, gelecek biraz değişecek. İşte şu anda yüz yüze yaptığımız toplantıların tadı çok daha başka ama şimdi böyle bir sistem geldi. Bazı şeylerimizi çok kolaylaştırdı. İş dünyası, dijital dönüşüm iş dünyasını değiştirecek. Seyahatler azalacak. Ne bileyim, çalışanların performansları daha farklı değerlendirilecek diyorum. Ve son söz olarak, gerçekten gelişmelerin hızına yetişemediğimiz bir süreç yaşıyoruz şu anda tıpçılar olarak. Hem hasta olduk, hem hekim olduk. Bütün mesela benim hastalarım neredeyse hocalar da dahil olmak üzere geçirdiler bu hastalığı. Hemen iyileşen görevine tekrar döndü. Bir taraftan çalışmaları yürüttük ve bu çalışmalarda işte aşıda olduğu gibi denek de olmak zorunda kaldık. Ve çok sevindirici bir olay. Fazü çevresindeki tüm aşılar etkinlikleri beklenenin de üzerinde çıktı. Güvenlik profilleri, yani yan etkileri açısından çok iyiler. Hangi aşı hangisini bulursak olalım. Ve COVID-19 ile bir müddet daha, maalesef bir müddet daha yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü toplumun %60'ı 70'i aşılanınca ancak o toplumda pandemi kontrol altına alınabilir. Yeni düzene istesek de istemesek de ayak uydurmak zorundayız. Ve yıllar evvel aldığım bir internetten dünyayı değiştiren 5. sabun. Bugün yine aktif bir şekilde sabunu kullanmaya devam ediyoruz. Maskeye devam edeceğiz. Mesafeye mümkün olduğu kadar devam etmemiz de lazım. Bir an evvel aşılarımız olup hızlı bir şekilde %60-70'i bulduktan sonra bu pandemi yavaş yavaş tüm dünyada kontrol altına alınacak. Ben biraz hızlı gittim zamandan dolayı. Dinlediğiniz için, davetiniz için çok teşekkür ederim. Ahmet Bey'e, Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Zamanımız varsa sorularla da devam edebiliriz. Sen şimdi al başlayalım. Saygıdeğer hocam, sunumlarınızdan dolayı size çok çok teşekkür ediyoruz. Bayağı aydınlatıldık. Bunun yanında efendim katılımcılara çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim sunumunuz devam edecektir. Sorusu olan arkadaşlar da sorabilir. Beni Bey, beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Verdiğiniz bilgiler için, hem de mükemmel taze bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi herkes önümüzdeki yaz ayında eski güzel günlere kavuşacağı umudunda. Siz buna katılıyor musunuz? Veya bunun üstünden, üstesinden ne zaman gelebiliriz zaman olarak?
Türkiye'de. Şimdi tabii ki yaza daha 3 ayımız var. Eğer bakanlık yeterli aşıyı bulursa ve özellikle riskli gruplar, belli bir yaşın üstü altta yatan hastalığı olanlar aşılandıktan sonra eski gibi olmayacak bu yazda. Belki gelecek sene. Ama bir şekilde otellerin işte koşulları biraz değiştirildi. Daha güvenlikli bir sistem olacak. Kurallara uyarak özellikle antikoru oluşanlar daha rahat ederek, ama maskeyi, çünkü aşılar sizi hastalıktan koruyor ama o virüsün kısa bir süre boğazınızda kalıp başkasına nakledilmesini engelleyici özelliği yok. Hastalığı engelliyor veya çok çok hafif geçirilmesine neden oluyor. Bu yaz da biraz temkinli olacağız ama geçen yaz gibi değil. Yani her geçen gün biraz daha rahatladığımızı hissedeceğiz. Şimdi hasta sayılarımız azaldı özellikle şu kapatmalardan sonra. Ama işte tek servise düşmüştük Cerrahpaşa'da. Bugün ikinci servisi de açtı. Kurallara uymasak bir şekilde aşılar ve yeterli sayıda hastalarımız olmadığı için, belli bir orana çıkmadığımız için pandemi devam edecek. Ama yaza kadar özellikle aşıların daha fazla kişide yapılması yazı daha rahat geçirmemize neden olacak. Umarım o aşıların gerek Çin'den, gerekse de Almanya'dan, Pfizer'den, BioNTech'ten gelişlerinde hiçbir sorun olmaz. Bu akış hızında aşılamalarımız devam eder. Ben inşallah değerli izleyicilerin hakkını almış olmam. Ama yine çok kısa bir sorun daha var. İki kere aşı olanlar kendilerini nasıl hissettiğini, ikinci aşıdan sonra, belli bir süre sonra yeniden aşı olma gerekliliği olacak. Teşekkür ediyorum. Şimdi normalde yaptığımız aşılar bir ay, bir er ayarıyla iki tane aşı, bildiğiniz gibi. İkinci aşıdan 10-15 gün sonra artık o kişiden antikor yükseleceği yere kadar yükseliyor. Koruyucu antikorlar oluşmuş oluyor. %100 mü? Değil. Ama %90'ında yeterli antikorlar oluştuğunu biliyoruz, görüyoruz. Çalışmalar da onu gösteriyor. Bu kişiler koruyuculuğu ne kadar devam edecek? Hastalığın koruyuculuğu evet devam ediyor. 6 ayla 1 yıl arasında bir koruyuculuk söz konusu ama bazı kişiler 3. 4. aylarda, nadir Allah'tan, bunlar hastalığı ikinci kez geçirdiler. Onun için aşılarda da tam olarak bilmiyoruz ama minimum 6 ay bir koruyuculuğu olacak. Bunu yaşayarak göreceğiz. Yani bu aşı yaptıklarımızı takip edeceğiz. Özellikle bu faz çalışmalarında 2 yıla kadar bu hastaları biz izleyeceğiz, aşı yapılanları. Muhterem hocam, bir sorum da benim olacak. Bu aşılanma konusunda tercih hakkımız olacak mı? Mesela etkili, mesela Rus aşısı etkisiz diyorlar, Çin aşısı etkisiz diyorlar, Alman aşısı etkili diyorlar. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Yani bir şeyde kaldık böyle, tereddütte kaldık. Şimdi bizim elimizde Çin aşısını çalıştığımız için biliyoruz. Yani oradaki Çin hükümetinin, Sağlık Bakanı'nın verdiği onay da ağırlıklı Türkiye'deki çalışmalardan dolayı verildi. Biliyoruz etkili bir aşı ama %100 mü? Değil. %90 etkin olduğu gösterildi. İki, inaktif Çin aşısının, bugün yaygın bir şekilde yapılan bu aşının yan etkilerinin olmadığını biliyoruz. Yani güvenli bir aşı, eski bir aşı, eski bir teknoloji inaktif aşılar. Bu bir, bunu bulursak olacağız. İki, daha önemli ve yeni bir teknoloji, uzun vadeli sonuçlarını bilmediğimiz ama etkinliğini çok iyi olduğunu bildiğimiz, işte Pfizer'in, BioNTech'in Almanya'dan gelecek aşılarımız var. O da bir seçenek. Onun da yan etkileri tolere edilebilir. Öyle önemli, biraz ateşi biraz daha fazla inaktif aşıya göre, özellikle ikinci dozda. Ama o da hiçbir şey değil. Yani bir, ne bileyim, bir parasetamol, bir ateş düşücü aldığınız zaman kontrol altına alabiliyorsunuz. Günün birinde eğer farklı aşılar olursa, tabii bunlar aşı firmaları çok büyük ilaç sanayi.
bildiğimiz firmalar. Bunlar gün olacak, ruhsatlarını alacak. Eczane raflarında da yer alacak. Hemen değil. Belki 6 ay sonra, belki 1 sene sonra. Ama şu anda elimizde maalesef tek bir aşımız var. İnaktif aşı. Çin'den gelen inaktif aşı. Onu uygulamak zorundayız. Rusya'nın aşısı da güvenilir bir aşı. O da Oxford Üniversitesi ile bir işbirliğine gitti. Ve Türkiye'deki bazı fabrikalarda da üretimi gerçekleşecek. Yani belli bir dönem sonra belki Rus aşıları da gündemde olacak. Türkiye'nin çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de de inaktif ve değişik yöntemlerden bir 3-5 ay sonra bizim aşılarımız üretilmeye belki de başlanacak. Yani çeşit çok artacak. Şu anda maalesef tek çeşit var. Hani size bırakıyor. Zorunluluk yok. Ama elimizdeki veriler yaptırılması lehinde. Henüz yaptırmamak açısından bir olumsuz bir şey görülmedi aşıları. Bakın 150 milyon kişi aşılandı dünyada. Çin aşısı da dahil olmak üzere. Yok bir önemli bir yan etkisi yok. Ne bulursak onu alalım şimdi. Çünkü canlı virüsü aldığınız zaman gözünüzü nerede açacağınız belli değil. Doğru. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben de soru sorabilir miyim Sayın Başkanım? Buyurun. Fehmi Hocam, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. İçimize biraz su serptiniz. Çünkü hepimiz duyduğumuz çeşitli haberlerden olumsuz olarak etkileniyoruz. Sürekli olumsuz propaganda ve dedikodular var. Bir de son zamanlarda COVID-19'un mutasyona uğradığı ve farklı formatlara girdiği söyleniyor. Mutasyona uğrayan bu virüs için bu olduğumuz aşılar ya da olacağımız aşılar etkili olacak mı? Bir de mutantın mutantı diye bir laf çıktı. Yani biz artık gerçekten bilgi bombardımanı altında şaşkınlık yaşıyoruz. Siz bizi rahatlattınız. Sonuçta her şey bilimseldir. Biz de olaya bilimsel bakacağız. Sizin sözünüzü dinleyeceğiz ve sizin uyarılarınızla yola çıkacağız. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Şimdi teşekkür ederim bu güncel soru için. Böyle yaygın bir virüslerin özelliğidir. Sık sık mutasyon değiştirirler. Mesela grip aşılarını biz niye her sene yaptırıyoruz? Bu mutasyondan dolayı. Ufak tefek mutasyonlar geçirdiği için grip aşısında grip virüsünde çok daha fazladır mutasyon. Onun için Dünya Sağlık Örgütü ne yapar? Bir yıl önceki grip virüslerini toparlar. Onların bir kombinasyonlu 3 tane en sık görülen kökenin aşısını önerir ve aşılarda onlar vardır. Onun için koruyuculuk da o kadar sürmediği için biz her sene özellikle riskli olanlar grip aşılarını yaptırırlar. Şimdi bu kadar yaygın bir virüste mutasyon, değişim bekliyordum. Yani olmaması zaten mümkün değil. Ama sevindirici tarafı, bu mutasyonların %10'u çok kötüye gider. Yani her vakada akciğeri tutar. O %80 rahat geçiren hastaların %10'u rahat geçirir. %90'ı daha kötü bir tarzda geçirir. Öyle olmadığını gördük. Özellikle İngiltere'den ki mutasyonun henüz daha bir problem yok ama aşılardan etkilenmediği de ortaya çıktı. Yani aşılar devam ediyor. Ama Brezilya ve Güney Afrika'dan çıkan mutasyonlar aşılardan etkilenebilir. Yani aşının etkinliğini sıfırlamıyor bunlar. Belki %50'lere indiriyor etkinliğini. Belki ülkemizden, belki başka bir ülkeden. Yani bu mutasyon olayları devam edecek. Ama şu an için daha işleri ciddiye almak lazım. Bu mutasyonları takip etmek lazım. Ve ona göre zaten bu mRNA aşılarının bir özelliği de vardır. Gelişen mutasyonlara göre siz aşının içeriğini hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. O yönden rahatız. Bir iki soru var. Mesela Alparslan Demir Bey sormuş. Salgın başlarında videolarda gördüğümüz sokaklarda birden yığılarak ölenler gerçek miydi?
Ya bunu biliyoruz işte, yani oranlar belli. %5'in altındaki çok ciddi geçiriyor, yoğun bakımlara düşüyor. Böyle bir işte hepinizde, çevrenizde her, yani hiçbir ocağa bu hastalık düşmedi bir yeri yok. Ölenlerimiz de oldu yakınlarımızda. Ama çok da geçirenler oldu. Biliyoruz böyle pat diye öldürmüyor. Akciğerdeki problemi olanlarda, yaşlılarda veyahut da hiçbir şeyi olmayanlarda da bazen immün sistemin aşırı abartılı yanıtıyla bir problemli bir hale gelebiliyor. Nedim Ünal Bey, aşıların oluşturan antikor ne kadar devam ediyor? Evet, bunu söylemiştim. Henüz daha bilmiyoruz. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak. Ama minimum 6 ile 8 ay koruduğu biliniyor. Bir de bilinmeyen şu var. Biz bir infeksiyon hastalığını geçirdiğimiz zaman bir taraftan antikorlar oluşur, bir taraftan da bellek hücrelerimiz oluşur. Onlar da uzun vadeli immün sistem, bağışıklık sistemimiz uzun vadeli olarak. Diyelim ki 2 yıl sonra o hastalıkla tekrar karşılaştığı zaman aktif olur, antikorlarını üretir ve kontrol altına alır. Bu bellek hücrelerinin de bu hastalıkta çalışacak mı çalışmayacak, onu henüz bilmiyoruz. Bunlar niye çalışmasın? Bu virüsün de diğer virüslerden bir farklı tarafı yok. İmmün sistemimizin de farklı bir şey değil. Onun için uzun vadede bunlar belli olacak. Muhterem Hocam, galiba sorular bitti de ben bir şey arz ediyorum. Bu maske gribi önledi gibi geliyor bana. Ben çok grip olurdum. Bu maskeden sonra grip olmuyorum. Ve halk arasında da bunu müşahede ediyorum. Kimse de grip olduğu yok. Doğru mudur acaba? Sayın Başkan, çok doğru. Çünkü gripin de bulaşma şekli işte nazal olarak burnumuzdan giriyor. Biz şimdi maskeliyiz artık. Maskeli olduğumuz için mesela şu anda grip başlamadı. İşte bizde ne zaman başlar? Eylül aylarından başlar, Mayıs'a kadar grip mevsimidir. Herhangi bir anda da başlar. Ama bu maskeler hakikaten onu da koruyor. Dikkat ederseniz nezle ve diğer soğuk algınlığıyla ilgili tablolarda da çok azaldı bu sene. O da var. Yani onun için şu maskeler önemli ölçüde grip salgınını da engelleyecek bu sene. Bakalım, umarım şu aşılar bir an evvel belli oranlarda yapılır, çok rahatlarız. Saygıdeğer hocam, bizi irşad ettiniz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Allah sizden de razı olsun. Ben de teşekkür ederim Sayın Başkanım. İnşallah bir gün yüz be yüz buluşacağımız günler kısa vadede gelecek. Yani o kadar uzun bir süre değil. Beslenme tercihini sorar mısın? Hocam, bir soru var alttan. Diyor ki COVID-19 virüsüne karşı beslenme tercihlerimizde ne tavsiye edersiniz diyor. Burada bir tavsiyem yok. Yani normal yiyip içelim. Ne bileyim işte limondur, portakaldır, zaten bol bol C vitamini vardır. Mevsim de uygun bir mevsim. Özellikle şunu yiyin, şunu için, şunu yapın gibi bir öneri yok. Yani bir ne içerseniz için, ne yerseniz yiyin. Eğer antikorunuz yoksa, hastalığı geçirmediyseniz aldığınız zaman hasta olabilirsiniz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Ben de teşekkür ederim. Evet, emeğinize sağlık hocam. Dakikamız da dolmak üzere. Bu kayıttan sonraki sunumlarınızı da paylaştığımızda değerli katılımcılarımızla paylaşarak onların da okumasına, erişmesine imkan vereceğiz. Tekrar teşekkür ederiz efendim. Olur. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Emeğinize sağlık.